Merhaba arkadaşlar, Unity ile Android oyun yapmayı dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ateşle yanma durumunu yapmıştık. Bugün de can toplamayı yapacağız. İlk öncelikle kalbimizi ekleyelim oyunumuza. Şöyle küçültelim iyice. Sonra da şuraya bir yere ekleyelim. Canımızın azalmasını yapmıştık ama can arttırmayı yapmamıştık. İlk önce bir tane bunun etrafını Box Collider'la kaplayalım. 2D ve Striker yapalım. Ve Edit Collider deyip biraz şöyle düzgün bir şekilde verelim. Daha ideal. Bir şekil verelim. Evet. Şimdi diyeceğim ki aynı ateşe girmediğinde save Call nokta game object nokta tag, eğer kalp can tagına can taglı bir nesneyle karşılaşmışsak yani girmişsek o zaman ne olacak? Biz bir can alacağız. Şuradan ben önce oluşturdum can diye seçiyoruz. Can tagına gireceğiz. Evet. Peki ne olacak? Canlar aktif olacak. Aktiflerini kapatmıştık. Ama biz direkt bu game object fint diye şeklinde yaparsak bu şekilde yaparsak bize büyük ihtimal hata verir. Çünkü bu obje yok gibi tarzından. O yüzden şu şekilde yapacağız bugün. Her zaman nasıl olsa public'i istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Public komutu Unity'de public game object oyun objelerini de bu şekilde alıp verebiliriz. Canlar diyoruz. Diyorum ki bakın şimdi kahramanımızı seçelim. Gene canlar geldi gördüğümüz gibi. Tabii biz bunu tek yaratmış, oluşturmuş. Bunu bir dizi şeklinde public game object dizisi olarak oluşturalım. Bir can dizisi. Evet, şu şekilde gördüğümüz gibi açıldı ve bizden size istiyor bir. Ben 3 diyorum. 3 canımız var çünkü. 3 tane element dedi. Element 0, element 1, element 2. Şuradan canlarımız vardı ya bizim. Hiyerarşiye geliyorum. Can 0'ı tutuyorum. Karakterimizi açalım. Can 0'ı tutuyorum. Element 0'ı atıyorum. Can 1'i tutuyorum. Element 1'i atıyorum. Can 2'yi tutuyorum. Element 2. Yani diyorum ki 3 tane canımız oluyor ya. Yani bunları bu şekilde belirtiyorum. Yani bunları almamız açısından kolay olacak. Yani canları bir diziye aktardık. Public dediğimiz canlara. Bu şekilde hiçbir zorluk çekmeden almış olduk. Neden önceki gibi game object demedik? Çünkü büyük ihtimal hata verecek. Aktifliği görmeyecek bu şekilde yaptığımızda. Gene de istiyorsanız bir deneyelim ama hata vereceğini düşünüyorum ama gerek yok denemeye de. Diyorum ki o zaman açmak için ise canlar diyorum. Kaç canımız vardı? Can sayımız nokta aktif yap diyorum. Eşittir true diyorum. Ve can sayımızı arttır diyorum. Evet, deneyelim bakalım. Bir yanalım ilk önce. Yandım. Bir canım daha azaldı. Zıpladım. 2 oldu, 3 oldu. Birden aniden 2-3 oldu. Tabii kalbi bir kere can topladıktan sonra kapatmamız lazım. Bunun için de şunu yapacağız. Game object nokta destroy. Ne diyeceğiz? Hangi objeye, hangi collider'ın objesine girmişsek call game object onu yok et diyeceğiz. Hangi collider'a girmişsek onu yok et diyoruz. Yani kalbe girdiysek kalbi yok et. 3 oldu. Evet. Ama bir şey unuttuk. Bir maksimum can yaratmamız lazım. Eğer maksimum can yaratmadan şimdi mesela biz bir can almaya çalışırsak gördüğümüz gibi hata verdi. Çünkü dedi ki dördüncü canın yok senin dedi. Can 0, can 1, can 2 tamamladın ama bana can 3 vermedin dedi. O yüzden bir maksimum can yaratacağız bu hatayı önlemek için. Public integer maksimum can diyorum. Maksimum can diyorum. Peki şimdi ne diyeceğiz?
If diyorum. Can sayımız küçükse maksimum candan. Görüldüğü şimdi yaptık ve maksimum can değerimizi de verelim karakterimize gidip. Maksimum canı da 3 yapalım. Evet. Şu an hata verecek mi kontrol edelim konsolumuzu. Zıpladım hata vermedi ve canı da almadı. Neden? Çünkü 3 tane zaten canım var diyor. Fazla canın yok. Bir kere yandım. Gittim canı aldım. Gördüğümüz gibi 3 oldu ve can kayboldu. Şimdi 2 kere yanalım. Bir kontrol edelim her şeyi. Evet, şimdi kalbe gittim. 2 oldu canımız. Gördüğümüz gibi bu şekilde canımızı toplamayı başardık. Ne yaptık? Can sprite'ımızı ekledik. Collider'ını ekledik. Striker dedik. Özet geçelim bir tane. Daha sonra bir public canlar diye oluşturduk. Game objeleri oluşturduk. Bunlara neleri verdik? Bir dizi olarak oluşturduk. Ve dedik ki bunlara size 3 olsun dedik. Ve şuradan geldiğimiz zaman da ben bunlara aktardım. Can, ilk canımızı can 0'a 0. element dedim. Can 1'i birinci can dedim. Can 2 ikinci can dedim. Bu şekilde belirttim. O da sonra da gidip bunların aktiflerini true yapmak kaldı. Neden bu şekilde yapmadık diyorum. Çünkü hata verecek bize büyük ihtimal. Hata verecek. Bu yüzden de bu şekilde yaptık. Evet. Gidiyorum gördüğümüz gibi. Bugünlük dersimiz de bu kadar. Ben izin için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde ise artık level atlamaya geçiş yapacağız. Ayrıyeten de artık bu yıldız sayımızı nasıl kaydedeceğimiz, bir sonraki oyunda korunması için ne yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Daha sonra da bir kontrollere başlayacağız. Yani bir Android için bir telefonda oynamak istediniz. Yani tıklama, ekrana dokunma komutunun nasıl olacağından bahsedeceğiz. Ya da bir tuşlara dokunma komutundan. Daha sonra da oyunumuzu Android'e uyarlayıp bitireceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.